TM4'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Bey hoş geldiniz yayına. Sizin bir milletvekili olarak bir farkınız var. Mazlum der pratiğiniz ve geçmişinizden gelen bir yol yüzünden sürekli olarak hak ihlalleri konusunda yoğun çalışıyorsunuz, raporlar hazırlıyorsunuz. Pek fazla insanın dokunmadığı konulara dokunuyorsunuz. Aslında birkaç ana başlık var, biraz sonra soracağım. Bir tanesi de hemen hemen hiç kimsenin dokunmadığı, dokunmaktan korktuğu siyah transporterlarla kaçırılan insanlar konusu. 2019 yılındayız. Hala kaçırmadan bahsediyoruz. Kaç kişi kaçırıldı siyah transporterlarla farklı? İnsan kaçırma açısından Türkiye sabıkalı bir ülke. Maalesef 1990'larda binlerce kişi kaçırıldı. Ya bulundu ya da bulunamadı. Hala onları arayan insanlar var. Cumartesi anneleri, evet, 1995'ten beri onları arıyor. Yıllardır arıyor. Maalesef bu olaylar bitti derken OHAL dönemi başlangıcı itibarıyla yeniden başladı. Bu çok vahim bir hadiseydi. Çünkü en ağır insan hakları ihlalidir insan kaçırmak. 28 vaka tespit ettik. Son 3 yıl içinde, OHAL dönemi içinde kaçırılan insanlar. Bu 28 vakadan 27'si Gülen grubuyla alakalı kişilerdi. Birisi de sol kesimden bir kişiydi. Yurt içinden veya yurt dışından bu insanlar kaçırılıyorlardı. Ve bir müddet bir yerlerde tutuluyordu. Nerede olduğu belli değil. Uzun süreli tutuluyorlardı. Aylarca, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 250 güne kadar tutulan insanlar vardı. Ve bir müddet sonra sessiz sedasız bırakılıyorlardı. Ya bir dağ başına bırakılıyorlardı ya da bir emniyet müdürlüğünün önüne bırakılıyorlardı. Ve orada gözaltına alınıyordu bu kişiler. Daha sonra cezaevlerinden çıkıyorlardı ve oralardan medyaya mektuplar yazıyorlardı. Çoğu sessizliğe gömülüyordu. Psikolojik sıkıntılar yaşıyorlardı. Ve iddialara göre hemen hepsinde uzun süre tutuldukları legal olmayan merkezlerde ağır işkence iddiaları mevcuttu. Çok ağır işkence gördükleri söyleniyordu. Kendileri de bunu iddia ediyordu. Bana da bu konuda mektup yazarak bu iddiaları gündeme getiren bir kişi oldu hatta. Yani birebir bu iddiaları söylenti halinden çıkararak 8 sayfalık bir mektupla bana ulaştıran bir kişi vardı Kandıra Cezaevinden. Zabit Kişi isimli bir şahıs. Darıca'da bir okulda öğretmenken daha sonrasında kaçırılan ve legal olmayan bir merkezde 108 gün boyunca ağır işkenceye tabi tutulduğunu söyleyen, ağzından burnundan makatından kanlar geldiğini söyleyen ve sonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne bırakıldığını ve o yetkililer tarafından gözaltına alındığını, daha sonra çıktığı mahkemede "Sayın hakim, beni lütfen tutuklayın, ben tutuklanmak istiyorum, ne olduğu belli olmayan kişiler tarafından kaçırıldım, en azından tutuklayın da resmi bir yerde tutulayım" dediğini söylüyordu bana mektupta. 8 sayfalık bu mektubu biz soru önergesi olarak bakanlıklara sorduk, ilgili makamlara sunduk. Hepsi cevapsızdı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamları. En sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir araştırma önergesi olarak da verdim. Mektuba tek bir kelime ilave etmememe rağmen mektuptaki ifadelerin kaba ve yaralayıcı olduğuna dair bir cevapla meclis de bu iddiaları araştırmadı. İnanılmaz bir şekilde, evet, bu iddialar karanlıkta kaldı. Peki Ömer Faruk Bey, şimdi 28 kişi kaçırıldı dediniz o halden bu zamana. Bunların tamamı şu anda bir yerlerde serbest bırakıldı ya da bir kısmı hapse mi girdi? Yoksa hala bulunamayan kişiler var mı? Varsa kaç kişi? Bu kişilerden, 28 kişiden 3'ü halen bulunamadı. Son 6 kişi Şubat ayında kaçırılmıştı. Uzun süre onları aradık. Ondan önceki kişiler de işte bahsettiğim gibi ya belli olmayan bir yerlere bırakıldı ve sessizliğe gömüldü bu insanların. Çoğu konuşmamayı tercih etti. Çok korkuyorlardı. Ama son 6 ayda kaçırılan 6 kişi çok önemliydi. Biz aslında
Niye önemliydi? Şöyle, biz aslında ben Meclis İnsan Hakları Komisyonu olarak biz komisyonda AK Partili başkana bunu teklif etmiştik. Zorla kaçırılmalar alt komitesi oluşturalım. Türkiye'de son 3 yıl boyunca çok vahim vakalar oluyor diye reddedilmişti. Düşünün, bir meclisin insan haklarını inceleme komisyonunda çok önemli bir başvuru yapıyorsunuz ve bu reddediliyor. Ardından 6 kişi daha kaçırılıyor. Bu 6 kişi bu kadar iddialardan sonra göstere göstere bariz bir şekilde yine kaçırılıyordu ve şehrin ortasında kaçırılıyordu. Ankara, İstanbul, Edirne, Antalya'da şehir ortalarından herkesin gözü önünde, mahallelinin gözü önünde, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler veyahut da devlet olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılıyor ve esrara gömülüyordu. Kimse haber alamıyordu. Kimisi eşinin yanında kaçırılıyordu. Eşi, siz kimsiniz, bizi niye kaçırıyorsunuz dediklerinde, biz devletiz, karıştırma, emniyete, savcılığa gitme, bir müddet sonra işin rengi çıkar ortaya diyorlardı. Kimisinde Ankara'da Çamlık Mahallesi'nde olduğu gibi iki kişi bir apartmandan kaçırılıyor. 50-60 kişilik kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından ve tüm mahallenin gözü önünde olan bu olayı daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı bize komisyona geldiğinde bizim böyle bir hani olaydan haberimiz yok dercesine bu kişilerin araması var, biz de bu kişileri arıyoruz, kimdir, nerededir bilmiyoruz diye cevap veriyordu. Ama ben iki gün sonra olay mahalline, kaçırılma mahalline gittiğimde tüm mahalleli 13 Şubat günü bu kişilerin 50-60 kişilik bir kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından götürüldüğünü belirtiyordu. Peki Ömer Faruk Bey, kaçırılmanın niyesi olmaz. Devlet hukuk yoluyla gider. Evet. Bir iddia varsa işte kolluk alır, savcıya götürür, bir sorun varsa bakılır. Niye özellikle bu kişiler, bu 28 kişi, yani sorması bile ayıp ama kaçırılma sanki legalleştiriyor mu? Tabii ki de asla kalacak bir şey değil ama bu kişilerin bir özelliği var mı? Yani bir değişik bir konudan mı bakıyorlar acaba devlet? Nedir? Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Evet. Çoğunun dosyalarının olduğunu daha sonra öğreniyoruz ve bu dosyalarda gizlilik kararları var. Bu dosyalara ulaşmak pek mümkün olmuyor. Bu kişiler nedir, nedir, nasıl bir önemi vardır? Baktığınız zaman dışarıdan sıradan fizyoterapist, öğretmen, teknisyen gibi meslek gruplarında olan insanlar ve aniden kaçırılıyorlar, uzun süreli tutuluyorlar. Mesela en son kaçırılan 6 kişi 4 ayrı ilden kaçırılmalarına rağmen mahkemede bir dosyada ismi geçiyordu bu 6 kişinin. Yani bir dosyada ismi geçen 6 kişi 4 farklı ilden kaçırıldı ve Ankara'da bu Yasin Ugan ve Özgür Kaya'yı kişiler götürürlerken ev sahibi, siz niye götürüyorsunuz kiracılarımı, ne oldu bunu bir açıklayın dediğinde bir mahkemedeki dosya numarasını verip işte bundan dolayı bu kişileri götürüyoruz demişti. Ama dosyaların içeriğine ulaşmak mümkün değil. Hep gizlilik kararları var ve böyle esrarlı bir havada. Peki iktidardan herhangi kimseyle, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le, İçişleri Bakanı'yla, Süleyman Soylu'yla bunları bir konuştunuz mu? Onlarla bir yüzde, çünkü sonunda meclis çatısı altındasınız. Birbirinizi görebiliyorsunuz. Böyle bir şey oldu mu? Bakın, biz 6 ay boyunca defalarca sorduk. Bu 6 kişi için soru önergeleriyle ben milletvekili olduktan sonra sordum. Bakanlığa tek bir cevap yoktu. Basın toplantılarımda her hafta sordum. Canlı yayınlarımda her hafta sordum. Gece gündüz sosyal medyadan sordum. İnanılmaz bir suskunluk vardı. İnanılmaz bir araştırmama ve açıklama yapmama geleneği vardı. Önceki vakalarda da vardı bu gelenek. Son 6 vakada da vardı. Tek bir açıklama yapmak istemiyorlardı. Tek bir araştırma da yapılmıyordu. Ulusal bazda hiçbir araştırma yapılmıyordu. Emniyet ve savcılık hiçbir araştırma yapmıyordu. Kişiler Birleşmiş Milletler ve AHİM'e başvurdukları zaman da oraların Türkiye Adalet Bakanlığı'na sorduğu sorulara tek bir cevap verilemiyordu. Bakın, Mart ayında sorulan sorulara Türkiye aylardır cevap veremiyor. En son Eylül ayına kadar süre istemişti ve halen de cevap verebilmiş değil. Biz en son olarak AK Partili grup başkan vekillerine de bu soruyu sorduk. Hatta mecliste, genel kurulda AK Parti sıralarına dönerek de bu soruları sordum. Niye bize soruyorsun? Mecliste insan haklarının inceleme komisyonu var. Orası bir inceleme kurulu rapor oluştursun, bu konuyu araştırsın dediğimde
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı kesinlikle böyle bir kurul oluşturmadı. Ben de AK Parti Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin ve Naci Bostancı ile birebir de konuşarak, bakın bu olayın üstünü örtmeyin. Bu olayı tüm dünya takip ediyor. Çünkü gerçekten birçok dünya ülkesi büyükelçisi gelip beni makamımda ziyaret etti ve bu olayı dinlemek istedi. Birçok ülke yetkilisi son derece ilgiliydi, çok dikkatlerini çekiyordu. İnsan hakları kuruluşları gelip beni dinlediler ve raporlar hazırladılar. Çok ciddi takipte olan bir konuyu ilkel bir şekilde görmezden gelme, dosyaları kapatma, açıklama, araştırma yapmama tavrını sürdürüyordu iktidar. AK Partili grup başkan vekillerine de bunu açıkça söyledim. Böyle bir tavırla bir şeyin üstünü örtemezsiniz. Tüm dünya bu konuyu takip ediyor. Siz olayı görmezlikten geliyorsunuz. Biz bunu söyledikten 15-20 gün sonra her nedense ilginç bir şekilde aniden 3 farklı ilde kaçırılan 4 kişi Ankara Emniyetinde pat diye ortaya çıktı. Ama ortaya çıkmayan 2 kişi daha vardı. Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen bu 6 kişilik dosyadaki ekibin içindeki diğer 2 kişiydi. Onlar ortaya çıkmadı. Bir de çok ilginçti. Bu 6 ay boyunca bu kadar garabetle dolu bir süre geçti ve iktidar yetkililerinin korkunç bir sessizliğiyle bir tiyatro oynanıyordu. Gözaltı süreleri de tiyatro doluydu. Gözaltı sürelerinde de bu kişiler özel avukatlarıyla görüştürülmedi ve emniyetin bulduğu avukatlar savcılık ifadesine girdi. İnanılmaz bir şeydi bu. CMK avukatı da istenmedi. Bakın baro da bunu açıkladı. Bizden avukat istenmedi. Kim olduğu belli olmayan, güya gözaltındaki kişilerin tuttuğu avukatlar ifadeye girdi ama gözaltındakiler bu avukatların ismini bile bilmiyordu. Evet. İnanılmaz bir şey yaşanıyordu ve bu 4 kişi 12 gün sonunda tutuklandı. Tutuklandıkları gün Murat Bey maalesef işin vehametini gösteren son bir olay daha oldu. Ankara'da bir başka kişi daha kaçırıldı. Yusuf Bilge Tunç bir anda ortadan kayboldu. 6 Ağustos'tan beri hiçbir haber alınamıyor bu kişiden. Tabii çok dehşet veren şeyler. Bunları çok az insan konuşuyor, tartışıyor, peşine düşüyor. Bu tabii dehşet bir konu. Şimdi tabii biraz farklı bir noktaya da bakacağım. Siz aynı zamanda bu son kayyum operasyonuyla beraber Diyarbakır'da, Van'da ve Mardin'de görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili konuyu takip ediyorsunuz ve bölgeye de gittiniz. Geçenlerde bir videonuzu seyrettim. Bir konuşma yapmaya çalışıyorsunuz. Etrafınızda 40-50 tane polis var. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre evvel dedi ki hani meclisin açılışıyla beraber yeni dosyaları gündeme getireceğiz. Tabii insanların hemen ilk aklına gelen HDP'li vekillerin bir şekilde vekilliklerinin düşürülmesi ve ondan sonra da belki de başka türlü süreçlerin işlemesi. Ne yaşıyorsunuz HDP'li vekil olarak? O protestolarda orada konuşma yapmaya çalışırken ne yaşıyorsunuz? Tabii şimdi biz her zaman maalesef HDP'li vekillere yönelik çok ağır bir baskı var. Bir düşman hukuku uygulanmaya çalışılıyor. Zaten işte İçişleri Bakanı'nın bu kişi olduğu bir ülkede maalesef çok fazla bir şey beklenemez. Biz tamamen hukuksuz bir karar olan kayyum atamaya karşı tüm milletvekillerimizle bölgeye gittik. Van, Mardin, Diyarbakır'da tüm milletvekillerimiz vardı. Ben de Van'a gittim. Tabii Van'a gittiğimizde gördüğümüz şuydu. Halkın genel çok önemli bir tepkisi var. Bu kararı kabul etmiyor. HDP'li olması şart değil. Her farklı kesimden insanlar bu kararı çok garipsemiş gerçekten. Hani önceki kayyum ataması gibi değil Murat Bey. Bu sefer insanlar ya ne oluyor? Ne oldu da ya yeni seçim oldu? Ne yaptı bu insanlar diyorum. Sokaktaki vatandaş bunu söylüyor. Zaten bunu gördükleri için polis çok geniş güvenlik önlemleri almış. Binlerce polisi yığmış Van'a. Gördüğümüz tüm ana caddeler, arterler, ara sokaklar, her yer, yer gök resmi polis ve sivil polis kaynıyor. Yani bu kadar artık olur dersiniz. Biz Fakih Ateyran Parkı'nda bir basın açıklaması yapmak istedik ilk gün. Milletvekilleriyle, 15 milletvekili oradaydık. Hemen bir baskıyla karşılaştık. Çevremiz Çevik Kuvvet Polisleri tarafından çevrelendi ve bu esnada itiş kakış esnasında bir biber gazı da yedik maalesef. Biz yerimizden ayrılmak istemedik. Anayasal haklarımızı kullanmak istedik. Bir milletvekili olarak da orada milletimizi temsilen bir açıklama yapmak istiyorduk ama
çok yoğun çevik kuvvet, tomalar, binlerce polis işte size müdahale edeceğiz sesleri ve biz de yerimizde kalınca bu sefer üzerimize sis bombaları atıldı, biber gazları sıkıldı, milletvekili olmayan göstericiler aramızdan tekme tokat kaldırıldı, götürüldü, başörtülü olanların başörtüleri çıktı, çekiştirildi, yerlerde sürüklendi bu insanlar. Feryat figan, bu arada belediye başkanımız Bediye Hanım'ın dizine bastılar. Dizi oldukça şiddetli bir şekilde yaralandı, kaç gündür doğru dürüst yürüyemiyor. Böyle bir arbede yaşandı. Ve biz orada abluka altında kaldık. Polis ablukayla milletvekillerini çevirdi ve çevredeki tüm halkı darp ederek gözaltına aldı. Gözaltı merkezleri ağzına kadar dolmuş durumdaydı o günlerde Van'da. Ve biz de abluka altında kaldık. Gündüz saat 1'den gece saat 9'a kadar sürekli abluka altındaydık. Çevremizde çevik kuvvet polisleri. Aslında bir milletin nasıl ablukaya, tecride alındığını gösteren bir manzaraydı bu tüm dünyaya. Biz kendilerini de uyardık. Bakın bu yaptığınız utanç verici bir haldir. Bize böyle bir engelleme yapamazsınız diye. Saat 9'a kadar, hatta oradan çıkıp otelimize dönmeye bile izin vermediler. İlla ancak arabanızla dönebilirsiniz dendi. Biz yürüyerek dönmek istediğimizi söyledik. Bu sefer bulunduğumuz konumdan parti binasına kadar yürüyerek ve çevremizde yüzlerce polisle yürümek zorunda kaldık. İkinci gün yemek yediğimiz bir lokantadan milletvekilleriyle çıkışımızda direkt lokantanın kapısına bir abluka uygulandı. Düşünün, o sanat sokağıydı orası ve binlerce polis halkı uzaklaştırdı. Çünkü halk gerçekten çok tepkili. O yüzden binlerce polis yığmışlar. Milletle mücadele ettiklerini kendilerine söyledik ve orada bir canlı yayın yaparak da onlara bu yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını, yaptığımız yayınlarla tüm dünyaya sunacağımızı söyleyince şaşırdılar. Ama tüm dünyada bunu gördü gerçekten. Bu inanılmaz bir manzaraydı. Milletvekilleri bir abluka altında tek adım attırılmamaya çalışılıyordu ve keyiflerine göre bazen bu ablukayı daraltıyorlardı. Ellerindeki aletlerle onlardan ses çıkararak bize güya gözdağı vererek ablukayı daraltmaya çalışıyorlardı. Kalkanlarıyla yerlere vuruyorlardı. Çok pazarlığımız oldu ve sonunda geri adım atmak zorunda kaldılar. Şu anda milletvekillerimiz esnafla konuşabiliyor ve basın açıklamaları yapabiliyorlar. Ömer Faruk Bey, dediğiniz gibi bu sefer çok daha geniş bir tepki var. Evet. Kayyum atamalarına karşı hemen hemen tüm partilerden, tabii değişik boyutlarda var. Bu önemli, ama başka bir önemli bir şey daha var. O üç ildeki protestocu halk son derece barışçıl bir protesto yapıyor. Evet. Yani polisin biber gazına, işte gaz bombasına veya tazikli suyuna karşı sadece oturuyor, sadece protestosunu söylüyor. Yani oradaki halkın barışçıl bir şekilde demokratik hakkını geri istemesi fotoğrafı da var. Bu da çok, çok önemli aslında. Tek bir cam bile kırılmadı Murat Bey. Tek bir nümayiş olayı yapılmadı. Tek bir yani halkın bir fiili müdahalesi yok. Gerçekten son derece barışçıl bir şekilde duruluyor. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Haklıyken haksızca fiiller yapılmaması gerektiğinin de farkındayız. Güçlüyüz. Haklıyız çünkü ve orada emniyet görevlilerinin yüzüne de söyledik. Siz anayasayı çiğniyorsunuz. Biz son yıllarda size yoğun bir şekilde anayasayı, hukuku, yasaları hatırlatıyoruz. Bu sizin için utanç verici bir şeydir. Siz bunları korumakla görevlisiniz ama bunları ihlal eden, çiğneyen ve suç işleyen kişilersiniz. Yeri gelir, zamanı gelir, yargılanırsınız bundan dolayı. Kendinizi çok rahat hissetmeyin. Amirlerinizin yasa, hukuk dışı emirlerine uymayın diye defalarca kendilerine de hatırlattık. Sanırım onlar da yaptıkları fiillerin yasa dışı olduğunu biliyorlar ama görevleri icabınca yapıyorlar. Fakat o esnada halka yönelik çok ağır darp hadiseleri oldu. Hatta bir kişi tüm kamuoyuna da yansıdı. Bir kafede. Kasla dövülmesi. Evet, zihinsel engelli raporu olan, ben çok yakından takip ettim o vakayı. Fırat Koç isimli bir kişi zihinsel engelli ve polis halkı kovalıyor. Bu da kaçıyor. Niye kaçtın diye peşine düşülüyor ve daha sonra o kişi de elindeki bir tabureyi polisi fırlatıyor. Fakat bir kafede yakalanıyor.
Tamam, belki suçu vardır, şuyu vardır. Bu ayrı bir konu. O kişiyi gözaltına alırsınız, götürürsünüz gözaltı merkezine. Ama etkisiz hale getirdikten sonra yapılanları tüm halkımız gördü ve büyük tepki gösterdi. Çünkü kafasına kafasına kaskla vuruluyordu. Adeta Allah yarattı denmiyordu ve öldüresiye dövülüyordu. Kafe dışında da bu ağır darp devam etmişti. Tüm kamuoyu buna reaksiyon gösterdi. İşte sosyal medyanın gücü böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Gecenin geç saatlerinde Van Valiliği açıklama yapmak evet. zorunda kaldı. Ama açıklamada yapılan darbe ilgili tek bir kelime yoktu ve halen o darbe yapan polislerin kimlikleri belli değil. Bu kişi 8 günlük gözaltı sonrası dışarı çıktı ama darbe yapan polisler daha hala tespit edilememiş. Böylesi bir polis devletindeyiz maalesef. Evet, Türkiye'de Berkin Elvan'ı evet. Tabii unutmadık, unutmayacağız da hala ona o saldırıyı yapan, o evladın vefatına sebep olan kişiyi hala bilmiyoruz. Pek evet. çok da böyle konu var. Kask duvarlara değiştiriliyor falan tabii. Evet. Demokrasi. Demin haklardan bahsettiniz. Başka türlü bir hak kaybına uğrayan da yaklaşık 135 bin KHK'lı var. Evet. Yani siz onları da birebir izliyorsunuz, raporlar yayınlıyorsunuz. O KHK hakikaten iş bulamıyorlar, pasaportları çoğunun iptal ediliyor, çocukları var, ortada kalmış durumdalar. Her görüşten, her duruştan insan bu durumda. Bunların çoğu fırsat olsa yurt dışına gitsek diye çabalıyorlar ama ona da izin verilmiyor. Çoluk çocuk, yani büyük bir dram var orada aslında. Murat Bey, son 3 yılın en ağır insan hakları ihlalleri KHK'lardır. Evet. Çok nettir. Ben yılların insan hakları savuncusuyum. Böylesine bir zulüm, böylesine bir haksızlık, böylesine soykırıma varan bir muamele görmedim. Gerçekten bir insana öl denmek isteniyor. Kamu sektöründe işten attınız, anladık. Ama sonrasında olanlar inanılmaz boyutta. Tamamen bir soykırım boyutunda. Özel sektörde de iş verilmek istenmiyor. Vebalı kılınmış toplumda. Bırakın gideyim ülkede beni sevmiyorsunuz diye bu insanlar söylüyorlar. Bırakın yurt dışına gideyim, çok birikimli bir topluluk. %98,7'si üniversite veya yüksek lisansını yapmış. Türkiye'nin en elit kısmı aslında. Yurt dışına çıkışlarına da izin verilmiyor. Pasaportları yasak 3 yıldır. Ben de bir KHK'lıyım ve KHK'lıların ne çektiğini çok yakından biliyorum. 3 yıldır hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda birçok çalışma yaptım, raporlar hazırladım. 2 dev raporun hazırlayıcıları arasındaydım ve şu anda 3. yıl raporumuzu hazırlıyoruz. Çünkü KHK'lar toplumda çok büyük bir yıkıma neden olmuş durumda. Nazi Almanyası'na aratır uygulamalar yapılıyor. Bugün nasıl Nazi Almanyası'nın vahim örneklerine inanılamayacak şekilde konuşuyorsak, yarın öbür günde 2018-2019 Türkiye'si işte siyaset bilimi, hukuk kitaplarında yer alacak ve inanılmaz örnekler olarak okutulacak. Burada ne yaşandı? İnsanlar devlet kamu sektöründen atıldıktan sonra özelde de iş bulamadılar, vebalı muamelesi gördüler. Bir tek doktorlar iş bulabiliyorlardı. Onların da elinden alınması için büyük bir gayret sarf edildi. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz mecliste bu konu görüşüldü. Evet. Onu muhalefet büyük bir baskıyla, sivil toplum büyük bir baskıyla durdurdu. Ama yüz binlerce insan şu anda tamamen köşeye sıkıştırılmış bir insan konumunda. Köşeye sıkıştırılan bir kedi en azından çırmalar. Ama bu insanlar onu yapamıyor, intihar ediyorlar. 70'e yakın intihar vakası var. Çok ağır bir ekonomik sıkıntı, %90'ı ekonomik sıkıntı yaşadı. %86'sı psikolojik sorunlar yaşıyor. %84'ü sosyal dışlanma yaşadığını söylüyor. Ve bunlar onların aile hayatlarını çok etkiliyor. Aile içi sıkıntılar %35'leri bulmuş durumda. %6 oranında boşanmalar yaşanıyor. Yani aileleri sarsılıyor, aile birlikleri, bütünlükleri bozuluyor. Sosyal ilişkiler, konu, komşusu, akrabası, annesi, babasıyla olan ilişkileri en alt düzeye iniyor. Ve insanlar vebalı muamelesi yapıyor. Herkes uzaklaşmaya çalışıyor. Onlara kimse telefon açmıyor, geçmiş olsun bile demiyor en yakın arkadaşları. Böylesine bir tecrit var ve artı adil olmayan yargılanmalarla on binlerce insan cezaevlerine atılıyor.
acımasızca cezalar veriliyor. Anne baba tutuklu insanlar oluyor. Bebekler, yüzlerce bebek bu arada cezaevlerine girmiş durumda. Anne baba tutuklu, çoluk çocuğun ortada kaldığı, dede veya ninenin bakmaya çalıştığı binlerce çocuk var şu anda. Iceberg'in görünmeyen yüzünü ben çok iyi görüyorum. Çok büyük bir dram. Adeta yarına büyük mayınların hazırlandığı bir büyük dram ortamını yaşıyoruz. Cezaevlerinde büyüyen 864 bebek çocuk var şu anda 0-6 yaş grubunda ve her geçen gün artıyor. Bu OHAL döneminde çok büyük bir hızla arttı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok kadın, bebek, çocuğun cezaevlerinde olduğu bir dönem. Zaten biliyorsunuz arttırılmış kapasitesiyle 211 bin kişi cezaevlerin kapasitesi, ancak şu anda 280 bin kişi var. Tepe tepe doldurulmuş durumda. Bu da işin yargı açısından olan boyutu. Çok vahim bir boyutta ve giderek de büyüyor. 3 yıl oldu. KHK'lılar bir iş bulamıyorlar. Çaresizler. Çok birikimli, nitelikli insanlar ne yapacağını bilemez bir halde. Pazarcılık yapan profesörler var. İnanın ki onlarca kişiyle böyle tanıştım. Yurt dışından teklif aldığı halde gidemeyen, ama ülkede de bir iş bulamadığı için pazarcılık yapan profesörler, temizliğe giden hakime hanımlar, kapıcılık yapan öğretmenler, şoförlük yapan polisler ve benzeri çok üst düzey niteliği olan insanlar günlük, gündelik işlerle geçimlerini sağlamaya çalışıyor ve bu insanlar damgalanıyorlar. Sadece, bakın çok önemli bir şey, sadece kendileri değil tüm nesilleri damgalanıyor. Güvenlik soruşturmalarında KHK'lının yakını, çocuğu diye insanlar işe alınmıyor. Tamamen bir imha politikası izleniyor. Evet. Peki son sorum şu Ömer Faruk Bey. Yani siz yıllardır işte bu hak savunuculuğu yaptınız. Şimdi milletvekilisiniz. Toplumla yakın her zaman bir ilişkiniz oldu. Yani dokundunuz insanlara birebir. Tabii. Bir cümle kullanıyorsunuz. Ben de onu gözlemliyorum. KHK'lılara ya da bu tip başına sorun gelmiş kişilere toplum ve bağlı muamelesi yapmaya başladı. Evet. Bu toplumsal sorun değil mi? Yani empati kurmuyor, yardımcı olmuyor. Belki Türkiye daha demokratik bir ülke olması yolunda bir değişim geçirebilir. Belki ekonomi düzelir ama bu vicdani çöküş ve bu ötekileştirilmiş olana, belki haksızlığa uğramış olana sırtını dönme, korkma sebebiyle, başka sebeplerle bu nasıl tamir olacak? Çok haklısınız. Devletler bu uygulamaları zaman zaman yapabilmiş. Öyle veya böyle bir dozlarda yapabilmiş. Tarihte bunun örneğini görüyoruz. Ama toplumun bu denli duyarsız olması, görmezden gelmesi, tasvip etmesi, teşvik etmesi, olumlaması korkunç bir şey. İşte bakın, bu korkunç bir şey. Alışveriş yapmayan, insanların evini taşlamaya, dükkanını taşlamaya varan uygulamalar yapmış bir toplum var karşımızda. Tamamen sosyal imha politikaları izliyor. Bu noktada toplum çok suçlu. Topluma büyük sitemi var KHK'lıların. İnsanların en zor anında en duyarsız kalan bir kesim oldu. Aslında işte Türkiye'de ne kadar çok demokrasi ve hukuk adına bir iş yapılması gerektiğini toplumun KHK'lılara karşı olan tavrında görüyoruz. Büyük bir duyarsızlık, büyük bir hissizlik, büyük bir hukuksuzluğa göz yumma ve empati yapmama hali. Bu korkunç bir durum. Aslında toplum kalitesini gösteren bir durum. Yani biz siyasetçilerin, insan hakları savunucularının, medya daki yazan çizen insanların işinin ne kadar çok, ne kadar önemli olduğunu gösteren çok önemli bir örnek maalesef bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum hem yeni katıldığınız için hem de bir milletvekili olarak bu haksızlıkları, hukuksuzluklara karşı sorguladığınız, rapor haline getirdiğiniz ve bizlerin önüne koyduğunuz için sağ olun Ömer Faruk Bey. Efendim T24'te Ömer Faruk Gergerlioğlu konuğumuzdu. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.